Geçen gün ki mecliste şube müdürleriyle ilgili sohbet ortaya çıkınca benden önce konuşmalar yapıldı. O konuşmalar şimdi sorulur sorulmaz ben onu bilmem. Abdullah Bey dedi ki burada olmayan insanlarla ilgili yazılı şey verebilirsiniz. Hani soracağınız şeyleri yazılı olarak sorabilirsiniz. Yani biz şimdi yazılı ne soracağız, ne sormayacağız bunu biliyoruz. Ben sözlü olarak şeyi sormuştum. Osman Bey'in, şube müdürümüzün adaylığını gazeteden okuduğumu, ondan sonra da sosyal medyadan bir kere daha gündeme geldiğini, ilgilen meclis üyeliğiyle ilgili hangi ilçeden aday odayı olacağını sormuştum. Şimdi Osman Bey burada, onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Sorun bu değil. Osman Bey bu mecliste olmadığı için benim ne anlattığımı duymadı. Çok kısaca tekrar edeyim. Türkiye'de memurlar zaten siyaset yapar. Bu dönemde kastım yoktur. Bundan önceki dönemlerde de memurlar siyaset yapmıştır. Bayağı da faal yapmıştır. Osman Bey'in siyasetten adaylığını açıklamış olması gayet normal bir şeydir demişimdir. Osman Bey'in aynı cevabı vermesi benim sorumu halletmiyor. Benim sorum şu. Osman Bey hangi ilçeden aday olabilir? Ben şimdi grup başkan vekiliyim. Osman Bey'in karşısına öyle birini süreceğim ki hemen Osman Bey'in işini halledeceğim. Yani şimdi öyle ya, Erfelek'ten mi? Oyabat'tan mı? Merkez ilçeden mi? O Dikmen'den mi? Murat Bey ısrar da Dikmen mi? Onu merak ediyorum. Evet Osman Bey. Karar vericiler zaten yapamıyor ama geldik ya. Karar vericiler nereye oturuyoruz? Oradan oraya. Şimdi gayri şubede çalışan insanın yani net konuşması gerekiyor. Şimdi politik ayrı bir şey, siyaset ayrı. Biz Osman Bey'e siyasete girmesini öneririz. Politik konuşmalar, şimdi İl Genel Meclisi'nde adaylarınızı bir ilçeden yapmak zorundasınız. Yani 9 ilçeden hani ya kısmet bu Osman Bey'e zarar verebilir. Benim son konuşmam. Teşekkür ederim. Evet, sorun olabilir. Ama tabii aynı partide var. Onu biliyorum, onu sormam. Ama karşısında hocam dedi. Osman Bey, buyurun hangi ilçeden aday olacağını söyleyin de rahat mı? Hangi partide var? Hangi partide olacak? Hangi partide aday olacak? Orada var be. Ya açıklamam da yok ki ben Af Parti'de aday olmayı düşünüyorum şeklinde. Politik bir cevap. Evet. Osman Bey üstadlar da diyor hangi ilçeye diyor bize layık görülürse bu ilçeye gidip oradan aday olacağım. Boyabat diye bir şey söz konusu değil diyor. Hadis'in meselesi de bu. Osman Bey'e hatayı siz yaptırdınız. Çok ciddi diyor. Osman Bey şu anda suç işledi. Kayıtlar altına da girdi. Siyasi parti adını açıklayamaz. Ben düşünüyorum, benim en demokratik hakkım, ben önümüzdeki dönem İl Genel Meclis üyeliğine aday olabilirim, grup başkan vekilliğine de sıçrayabilirim diyebilirim. Bunda hiçbir sorun yok. Ama ben AK Parti'den düşünüyorum dedi, işi bitti. İşi bitti, bunu diyemez. Bunu diyemez. Bunu ne zaman diyecek? Kanun emrediyor. Seçim zamanına girdiği zaman istifa ederek diyecek. Evet. Siyaset Türkiye'de böyle yapılıyor. Sayın Başkan, iyi günler.